Bugün hala gizemini koruyan, binlerce insanın inandığı dünya dışı varlıklar hakkında konuşacağız. Dehşete kapılacağınız bu görüntüler en net kaynaklardan alınmış olup kurgu ve montaj ihtimali en düşük kayıtlardır. Ve evrenle yalnız olmadığımız hissi korkunç derecede düşürmesi gereken bir konu. İnsanoğlu milyonlarca yıldır bu dünyadaydı. Ta ki 1946 yılında uzaya hayvan göndererek araştırma yapana kadar. 1947 yılında, yani bir sene sonrasında UFO düşünülen varlıklardan tam 122 sinyal alındı. Bunlardan 10'u geçersizdi. Yani 110 sinyal dünya ile bağlantısı olmayan yerlerden gelmişti. İnsanlık hata mı yapmıştı? Uzayda birilerini rahatsız mı etmiştik? Artık geri dönüşü olmayan bir yolda mıydık? Peki bu bilgileri ve daha fazlasına nasıl ulaştık? Edward Snowden. Amerikan bilgisayar uzmanı olan Snowden, eski CIA ve NSA çalışanı, yani Amerika Gizli İstihbaratı'ndan 2013 yılında NSA'nın tüm gizli belgelerini ve halktan gizli birçok belgeyi ifşa etmiştir. Bu bilgi sızıntısı Amerika'nın en büyük bilgi kaçırma olayıdır. Bu belgeler aslında UFO ve uzay hakkındaki dünyadaki %22'lik kısım. İsterseniz ilk görüntüye beraber geçelim. Bir grup gencin ateş yakıp eğlendiği sırada insan gibi hareketleri olmayan bir cisim yaklaşıyor. Görüntülerin net hali daha sonrasında oluşturulmuş. Bu gerçekten çok tuhaf. Bu video ise Renner Caddesi'nin yeraltı tünellerine çekildi. Civar yerlerde oturanlar tuhaf sesler işitildiğini söylüyorlardı. Artık iyiden iyiye korkmaya başlamışlardı. Tünellerin yakınlarına geçemez oldular. Yerel halk tarafından yapılan şikayetler sonucu tünelin bir ucundan bir ucuna tekerlekli kameralı aracıyla içerisini yolladılar. Video kameralı araç ile yer altına inilip kayıt yapılmak istenmiş. Fakat bu görüntü izleyenleri hayret içinde bırakmış. Şimdi yer altındaki diğer görüntüye geçelim ve dikkatli izleyelim. Dur. Görüntüdeki cisim ile şekil itibariyle diğer görüntüdeki cisim ile aynı. Kaçarken kuyruğunu fark edebilirsiniz. Şimdi ise bir başka görüntüye geçelim. Bu video burada sona erdi ve videoda eski olduğu için sonrasında yaşananlar hakkında bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bu da bir başka video. Bu az önceki yaratığın neredeyse aynısı. Farklı yerlerde mi çekildi bilinmez, fakat bu türün hala ne olduğu bilinmiyor. Sizce evrende yalnız mıyız? Yoksa evrende bu tür varlıkların görülmesi bir oyun mu? Yoksa gerçekten keşfediliyor muyuz? Kanıt bulucu gerçeklerin peşinde olacağız.